Herkese merhabalar arkadaşlar. 3-4-5 yayınları TET Matematik 2022 Soru Bankası'nın çözümlerine hız problemleriyle devam ediyoruz. Bu videoda ÖSYM tadında bir testini çözeceğiz. İlk soru aşağıda İstanbul-Ankara arasında sefer yapan iki otobüsün İstanbul'un hareket saatleri ve Ankara'ya varış saatleri gösterilmiş. Her iki otobüs aynı yolu kullandıklarını ve saatteki ortalama süratleri toplamı 200 kilometre olduğuna göre bu iki şehir arası gidilen yol kaç kilometredir diye sormuş. Şimdi öncelikle A turizmine baktığımız zaman saat 15'te yola çıkmış, 9'da varmış. Dolayısıyla 15'ten burada 21'e kadar aradaki mesafe 6 saatte gitmiş. Diğeri ise 16'dan 20'ye 4 saatte gitmiş. Şimdi aynı yolu kullanıyorlar ve hızlarının toplamı B kilometre, 200 kilometre. Mesela burası V ise diğeri 200 eksi V olacak. Aynı yol olduğuna göre V kilometre hızla 6 saat yol almış olacak. 200 eksi V kilometre hızla 4 saat yol almış olacak ve aynı yollara eşit olacak. Buradan 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 2 geldi. 3V eşittir 400 eksi 2V. Buradan da 5V eşittir 400. V değerimiz de buradan 80 oldu. Bu iki şehir arası gidilen yol kaç kilometredir demiş. Herhangi birini kullanabiliriz. İster burasını ister burasını. V 80 olduğuna göre 80 çarpı 6'dan burasını kullanalım. 80 çarpı 6'dan mesafe 480 kilometre geldi. İkinci soruda Efe aracıyla 10 saatlik bir yolun 4 saatin normal süratinin 20 kilometre altında. Yani normal süratı mesela V olsaydı V eksi 20 kilometre hızda 4 saat yol almış. 4V eksi 80 olmuş. 6 saatin normal süratinin 20 kilometre üstüne yani V artı 20'si ise 6 saatte gitmiş. Buradan da 6V artı 120 gelmiş. Efe'nin tüm yol boyunca saatteki ortalama süratiyle ilgili hangisi doğrudur demiş. Şimdi normalde burada topladığımız zaman 10V artı buradan 40 geldi. Şimdi burada V hızıyla normal hızı V demiştik. 10 saatte alacaktı. Normalde 10V kadar gidecekti. Burada ise 10V artı 40 olmuş. Yani 40 kilometre burada bir fazlası var. Bize hızını soruyor. Şimdi hızı burada 10 saatte gidecekti. Dolayısıyla şöyle diyelim. Normalde 10V artı 10V olacakken 10V artı 40 gelmiş. Bu 40 nasıl oluşuyor? Saatteki mesela hızı için düşünürsek burasını 10 parantezine alırsam bunun tamamını buradan V artı 4 gelecek. Dolayısıyla 10 saatlik yolu normal hızının aslında 4 kilometre fazlası kadar gitmiş oluyor bu şekilde ilerlerse. O yüzden de cevabımız D şıkkı geldi. Üçüncü soruda A şehrinden K aracı, C şehrinden L aracı saat 14'te karşılıklı hareket ederek saat 15'te yan yana geldiklerini demiş. Burada yan yana geldiklerinde şekildeki ABC şehirlerine uzaklıkları gösteriliyor. Saat 15.30'da K aracı B'ye ulaştığına göre. Şimdi saat 15 şu anda 15.30 yani yarım saatte B'ye ulaşmış ve B'ye olan mesafede x kilometre. O zaman K'nın hızına VK dersem 30 dakikada vardığına göre saate çevirsek 1/2 saatte x kilometrelik yol gitmiş. VK'ya o zaman buradan 2x diyebilirim. L aracı A şehrine kaç saatte ulaşır? Şimdi şöyle diyelim mesela A'ya olan mesafenin de burada 120 kilometre olduğunu biliyoruz. Saat 14'ten 15'e kadar yani 1 saatte de VK buradaki K aracı VK hızıyla 1 saatte 120 kilometre yol almış. Dolayısıyla biz buradan VK'nın da 120 olduğunu bulduk. O zaman VK 2x olduğuna göre 2x 120 x de buradan 60 geldi. O zaman buradaki C'ye olan uzaklıkta 60 artı 20'den 80. L aracı A şehrine kaç saatte ulaşır diyor. L aracı A şehrine. Şimdi L'nin hızını bulmamız lazım. C'den çıkmıştı L aracı. C'den buraya geldiğinde 1 saatte buraya vardığına göre 1 saatte 80 kilometre mesafeyi 1 saatte almış. L'nin hızına VL dersem 1 saatte. Buradan da L'nin hızı 80 geldi. L'nin A şehrine olan buradaki kaç saatte ulaşır diyor. L'nin hızı VL. T kadar zamanda 120 kilometre mesafe gidecek. VL 80 olduğuna göre 80 çarpı T eşittir 120. 40'a böldüm 2, 40'a böldüm 3. T buradan 3/2 saat oldu. Yani 1,5 saat geldi oldu. Saat 15'te buradaydı. 1,5 saat sonra A'ya geleceğine göre 15'in üzerine 1,5 saat eklediğimiz zaman 16.30'da A'ya varmış olacak. Dördüncü soruda eşit süratli ve aynı yönde ilerleyen Tarık ve Aytaç'ın otomobilleri arasında demiş 300 kilometre mesafe var. Mesela burası V ise burası da V'miş. Önde olan Aytaç otomobilin süratini değiştirmezken Tarık otomobilin süratini 3 katına çıkarıyor. 3V yapıyor.
ve Tarık Aytaç'ı 6 saatte yakalayabildiğine göre. Şimdi hızını 3B'ye yaptı, 3 katına çıkarttı. Yakalayabilmesi için hızlarının farkını aldık. Hızlı olan öndeki aracı yakalayacak. 6 saatte yakalıyormuş. Aralarındaki mesafe de 300 kilometre. Buradan 50 geldi. 2V50 ise V'di. Buradan 25 oldu. Daha sonra süratini 3 katına çıkarmak yerine 2 katına çıkarsaydı demiş. Yani hızı 50 olsaydı 50-25 diyecektim. T kadar zamanda 300'e eşit olacaktı. Kaç saatte yakalar demiş. Buradan 25 geldi zaten. T eşittir 300 bölü 25 oldu. Buradan 25'e böldüm. 1, 25'e böldüm. Buradan da 12 saatte yakalayacağını bulduk. 5. soruda dairesel bir pistte otomobil yarışları yapılmaktadır. Aynı anda yarışa başlayan 2 otomobilden hızlı olan 8 tur attığında yavaş olan 6 tur atmakta. Hızlı olan 6 tur attığında yavaş olanın yarışı bitirmesine 12 kilometre kalmış. Şimdi şöyle söyleyelim. Mesela burası 8 tur attığında diğeri 6 tur atıyorsa hızlı olan 6 tur attığında diğeri kaç tur atacak ona bakalım. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 36 bölü 8'den 4'e böldüm 9, 4'e böldüm 2, 4,5 kilometre tur atacak. O zaman burada 4,5 kilometre tur attığında üzerine 12 kilometre daha tur attığında yarışı kazanıyormuş. Yani o da yarışı bitiriyormuş. Diğer durumda ise hızlı olan 4 tur attığında yavaş olanın yarışı bitirmesine 18 kilometre var. Şimdi hızlı olan 8 kilometre altında yavaş olan 6 tur atıyordu. O zaman hızlı olan 4 tur attığında yavaş olan 3 tur atmış olacak. 3 tur attığında da üzerine 18 kilometre daha gittiğinde de yarışı bitiriyormuş. O zaman bu ikisi birbirlerine eşit olacaklar. Buradan 3T'yi diğer tarafa aldım 1,5T. 12'yi diğer tarafa aldım 6. 3 bölü 2T 6'ya eşit. Buradan T değerimiz 4 geldi. Yani bir tur buradaki 4 oldu. Yarış pistinin bir turu kaç kilometredir dediği için de cevabımız A şıkkı oldu. 6. sorumuza bakalım. Aşağıda bir koşu pistinde bulundukları çizgi üzerinde koşmak şartıyla 4 koşucu ok yönünde koşmaya başlıyorlar. Ve bitiş çizgisinde yarış sona eriyor. Koşucularla ilgili olarak bir nolu koşucu bitiş çizgisine ilk ulaşmıştır. Bize koşucuların ortalama sürat büyüklük sıralaması hangisinde doğru verilmiş? Bir nolu koşucu bitiş çizgisine ilk ulaştığına göre o zaman birincinin hızı burada en fazla olacak. 2 ve 3 nolu koşucular aynı anda bitirmişlerdir diyor. 2 ve 3 nolu koşucular yarışı aynı anda bitirmişler. 4 nolu koşucu yarışı sonunda bitirmiş. O zaman her türlü burada dördüncünün hızı en yavaş olacak. Ama şimdi şöyle bir durum var. Burada mesela bir nolu koşucu birin aldığı mesela mesafe en dıştakini aldığı için birin aldığı mesafe burada en fazla. En fazla yolu olmasına rağmen birinci koşucu ilk ulaştığına göre V1'in hızı baya baya büyük olmuş oluyor. Dördün mesela gittiği mesafe burada en az. En az olmasına rağmen burada en son bitirdiğine göre V4'ün hızı olabildiğince en küçük burada. Hem mesafesi az olmasına rağmen burada en son bitirdiğine göre hızı da demek ki epey bir küçükmüş. Şimdi 2 ve 3 ise aynı anda bitirmiş. Ama şöyle bir durum var. 2'nin mesela x eşittir vt dediğimiz zaman 2 için baktığımız zaman 2'nin mesafesi daha büyük olduğu için zamanları da zaten sabit. Diğer mesela 3 için bakalım x eşittir vt dediğimiz zaman zamanlar sabit olduğu için onlara bakmayacağım. 2'nin mesafesi daha fazla ve aynı zamanda varıyorlar. 3'ün ise mesafesi biraz daha az. O zaman şöyle aynı anda varıyorlarsa ikincinin hızı o zaman 3'üncünün hızından fazla olmalı ki mesafesi fazla olduğu halde aynı anda varsınlar. O yüzden de burada hızları aynı anda bitirip ikisinin de hızına direkt eşit diyemeyiz. Çünkü 2'nin aldığı mesafe daha fazla. Eğer düz bir piste gidiyor olsaydılar evet V2 ile V3 eşit derdik. Ama bu şekilde olduğu için V2'nin hızı daha fazla V3'ten. O yüzden de buradan V2 büyüktür V3 geldi. Diğerlerini zaten söylemiştik. Ve cevabımız da A şıkkı oldu. Evet arkadaşlar böylece hız problemleriyle ilgili olan ÖSYM tadında bir testini de tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.